Merhaba değerli izleyiciler, ben Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Ferda Yeşilkaya. Bugün size su sulama sistemleri ve damla sulama sistemi ile ilgili bilgi vereceğim. Su hayatımız için olmazsa olmaz bir kaynak. E, bu yüzden suyu gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde devretmemiz gerekiyor. Peki biz neden e, özellikle tarımsal sulamada su, tar su tasarrufu yapmamız gerektiğini üzerine basa basa söylüyoruz? Çünkü... Ee, insanlık olarak tükettiğimiz suyun yaklaşık %70'ini tarımsal sulamada, %20'sini endüstride, %10'unu ise günlük yaşantımızda tüketiyoruz. Peki sulama nedir? Sulama, bitkinin normal gelişmesi için gerekli olan ancak doğal yollarla karşılanamayan suyun bitki kök bölgesindeki toprağa gereken zamanda, gereken miktarda ve kontrollü olarak verilmesidir. Sulamanın faydaları ise Birim alanda elde edilen ürün miktarını arttırır, bir yılda birden fazla ürün almamızı sağlar, geliri daha fazla olan ürünleri tercih etmemize imkan sağlar ve iklim koşulları sebebiyle oluşan üretim ve gelirdeki dalgalanmayı önler, daha etkin bir şekilde gübreleme yapmamızı sağlar ve hayvancılığın gelişmesini sağlar. Bitki su tüketimi, toprak yüzeyinden olan buharlaşma ve bitki yapraklarından olan terlemedir milimetre olarak ifade edilir ve sulama zamanının belirlenmesinde çok önemlidir. Peki milimetre kavramı nedir? E, sulama ile ilgili internette ya da başka kaynaklarda araştırma yaptığınızda sulama ile ilgili verilecek su miktarı özellikle milimetre olarak ifade edilir. Milimetre e, su derinliğini ifade eder ve 1 metrekare alandaki suyun derinlik olarak göstergesidir metrekare alandaki 1 milimetre su 1 kilogram suya eşittir bir dekar alandaki 1 milimetre su ise bir ton suya eşittir Yani biz kaynaklarda araştırma yaptığımızda şu ürüne şu kadar milimetre su verilmesi gerektiği yazıyorsa buradan anlamamız gereken o milimetrenin dekara ton olarak ifade edilmesidir ne zaman su vereceğiz? E, sulama zamanının belirlenmesinde değişik yöntemler var. Bunlar fenolojik gözlemler, toprak neminin elle kontrolü ve toprak neminin ölçülmesi yöntemleri. E, toprak neminin ölçülmesinde de gravimetrik yöntem, tansiyometreler ve nötron prop yöntemleri gibi bilimsel yöntemler yer almaktadır. Fenolojik gözlem e, bitkinin tarladaki e, fiziksel özelliklerine bakarak bitkinin su ihtiyacı olduğunu anlamamıza verilen attır. Yani tarlada ekranda gördüğümüz gibi bir mısır bitkisi olduğunda tabii bu mısır bitkisinde sulama zamanı çok fazla geçmiş, artık kurumaya başlamış. Mısırda özellikle yapraklar kıvrılıp böyle buruşmaya başladığı, prasa görünümüne aldığı zamanlarda su vermemiz gerekmektedir. Elle kontrolde de toprağı elimize alıp içinde yeterli miktarda nem var mı diye elle kontrol etmeyi gösterir. Bunlar da bilimsel yöntemler. Gravimetrik yöntem, tansiyometre yöntemi. Tansiyometre yönteminde toprağın içine belli derinliklerde gömülen aletler vardır. Bunların üzerinde göstergeler vardır. O göstergelerdeki rakamları okuyarak bitkinin, toprağın, neminin bitki için yeterli olup olmadığımızı anlamamızı sağlar. Bu da nöt nötron prop yöntemi. Bu da bilimsel bir yöntem. Ee, günlük yaşantımızda kullanamayacağımız, akademik olarak üniversitelerde, onun gibi bilimsel kuruluşlarda kullanılan yöntem. Bitkiye ne kadar su vermemiz gerekiyor? Bitkiye e, maksimum verim için bitkiye vermemiz gereken suya optimum su diyoruz. E, optimum su nedir? Yani ne, ne çok fazla su vermemiz gerekir ne çok az su vermemiz gerekir. Tam bitkinin ihtiyacı kadar ve bitkiye zarar vermeyecek kadar su vermemiz gerekir. Bitkiye gereğinden az su verirsek bitki e, suya ulaşması için ve alabilmesi için daha fazla enerji tüketir. Köklerini suya ulaştırmak için daha fazla uzatmaya çalışır. Bu da bitkinin enerjisini su almasında kullanmasına teşvik edeceği için verim azalmasına sebep olur. Gereğinden fazla su verirsek de, İstenen istenen düzeyde kök gelişimi sağlanamaz. Ozmotik denge yani e, kök ve yapraklar arasındaki ozmotik denge bozulur. Tuzluluk problemleri başlar ve topraktaki mikroorganizma faaliyetleri yavaşlar. Bunun sonucunda da verimde azalma meydana gelir. Şimdi burada e, <laughs> bitkinin sulama ihtiyacı hesaplamasında kullanılan formül var. Burada e, DNA DN net sulama suyu ihtiyacını, ETC bitki su tüketimini milimetre olarak PE de etkili yağışı ifade ediyor. Düşen etkili yağış ise düşen yağışın %80'i olarak kabul ediliyor. Burada ben aşağıda bölgemiz için mısır bitkisinde, sılajlık mısır bitkisinde net sulama suyu ihtiyacını hesapladım. Bölgemizde <laughs> Bitki su tüketimi Mısır'ın 609 mm, etkili yağış ise 44 mm. Buna göre Mısır'ın dekara bir yılda ihtiyacı olan net su ihtiyacı 565 mm olarak hesaplanıyor. Burada da damla sulama için düzeltilmiş su tüketimi formülü var. Bunun için burada T düzeltilmiş bitki su tüketimini milimetre olarak, ETC gene bitki su tüketimini ve PS de bitki tarafından gölgelenen alanı ifade ediyor. Sunuda da görüleceği gibi gölgelenen alan yüzdesi tarla bitkileri ve sebzelerde yüzde 80 olarak kabul edilmiş. Buna göre hesaplama yaptığımızda düzeltilmiş su tüketimini 573 milimetre olarak buluyoruz. 573 milimetreye göre net su ihtiyacını hesapladığımızda 532 milimetre yani dekara 532 ton sılajlık mısıra yılda su vermemiz gerekiyor. Burada da toplam sulama suyu ihtiyacı. Burada asıl yani bizim bütün bu formülleri göstermemizdeki asıl neden şu sununun sağ tarafındaki Damla sulama ve salma sulama arasındaki farkı ifade etmek için. Şimdi orada bakıldığı zaman damla sulama için toplam sulama ihtiyacı yani bitkiye bir yıl içerisinde vermemiz gereken toplam su miktarının hesaplamasında damla sulama için bu formülü uyguladığımızda 603 milimetre. Yani biz mısır bitkisinde damla sulama kullanıyorsak senede onun ihtiyacını karşılamamız için dekara 603 ton su vermemiz gerekiyor aynı mısır bitkisini salma sulaymayla sularsak e, ihtiyacını tamamen karşılamak için 905 milimetre su vermemiz gerekiyor. Yani damla sulamaya göre yaklaşık %50 daha fazla su vermemiz gerekiyor. Damla sulama yerine salma sulamayı tercih edersek. Bu fark nereden kaynaklanıyor? E, şurada <laughs> sulama sistemlerinin randımanları var. Bu formülde ekstra eklenen şey... Ekstra eklenen veri bu randıman salma sulama sisteminde randıman %60 iken damla sulama sistemindeki randımanı %90. Yani bu ne ifade ediyor? Damla sulama sisteminde tarlaya getirdiğimiz suyun %90'ını bitki kullanabilirken salma sulama sisteminde bu oran %60'a düşüyor. Sulama sistemleri yüzey sulama yöntemleri ve basınçlı sulama yöntemleri olarak ikiye ayrılıyor yüzey sulama yöntemleri, salma sulama yöntemi, tava sulama yöntemi, uzun tava sulama yöntemi ve karık sulama yöntemi. Basınçlı sulama yöntemleri ise yağmurlama sulama yöntemi, damla sulama yöntemi ve yüzey altı damla sulama yöntemi. Bugün ben size özellikle basınçlı sulama sistemlerini anlatacağım. Çünkü su tasarrufu için salma sulama yöntemlerinden ziyade basınçlı sulama sistemlerini tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü onların randımanı daha yüksek ve daha az su kullanmamızı sağlıyorlar. Bunlardan ilki de yağmurlama sulama yöntemi. Yağmurlama sulama yönteminde e, sistemin genel olarak basit bir şekilde gösterimi bu şekilde. Pompa sulama kaynağından pompayla alınan sular e, ana boru ve lateral borularla dam, şey, yağmurlama başlıklarına gönderilir ve bu şekilde tarlaya suyun verilmesi sağlanır. Peki yağmurlama sulama sisteminin avantajları neler? Her türlü toprak ve topografya koşulunda rahatlıkla uygulanabilir. Dondan korunmada da kullanılabilir ve işçiliği azdır. Dezavantajları neler? İlk yatırım masrafı yüksektir. Sürekli bir enerjiye ihtiyaç duyar. Rüzgarlı ortamlarda uygulandığında tarlanın tamamı eşit bir şekilde sulanmayacağından verim kaybına sebep olur. Ve bitkinin yüzeyini ıslattığında da mantarı hastalıklara sebep olabilir. Gündüz sulamasında ise bitkilerin üzerinde kalan su damlacıkları mercek etkisi yaratarak bitkiye zarar verebilir. Bunlar da yağmurlama sulama sisteminin çeşitleri. Bu taşınabilir yağmurlama sulama sistemi. Yani burada tarlanın bir kısmını bu sistemle suladıktan sonra bu sistemi söküp e, tarlanın sulanmayan kısmına taşıyarak orada sulamaya devam etmemizi sağlayan bir sistem. Bu da Center Pivot dediğimiz sistem. Bu e, <laughs> su kaynağının bulunduğu yerde sabit olan sistemin su kaynağının etrafında dönerek dairesel bir şekilde sulama yapmasını sağlayan bir sistem. Bu sistem... E, masraflı bir sistem. Bu yüzden genelde büyük arazilerde tercih edilir. Ayarlamalar yapılarak sistemin ne kadar hızda gideceği ve ne kadar süre hareket edip ne kadar süre duracağı ve durduğu zaman da o bölgeye ne kadar su atabileceği bunların hepsi hesaplanabiliyor. Bu yüzden verimli bir sistem. Bunlar da center pivotla sulanan alanlar görüldüğü gibi dairesel şekilde alanlarda sulama yapmış. Dezavantajı ne? Resimde de anlaşılacağı gibi e, arazimizin her tarafını sulayamıyoruz. Sadece dairesel alanları suluyoruz. Arada boşluklar kalıyor. Bu da linear mow yani e, doğrusal sulama sistemi. Bunda <laughs> bu da center pivottan farklı olarak doğrusal olarak hareket ediyor. Yani bir daire dairesel olarak değil de direkt bir düzlem üzerinde doğrusal olarak hareket ediyor. Bu da bu sistemde de aynı şekilde ne kadar hızda gideceği ve ne kadar süre hareket edip ne kadar süre duracağı ve durduğunda araziye ne kadar su vereceği ayarlanabiliyor. Ama bu da aynı gene center pivot gibi masraflı bir sistem olduğundan daha büyük alanlarda kullanılabiliyor. Küçük alanlarda kullanmak ekonomik açıdan verimli değil. Damla sulama sistemi, sulama suyunun yavaş ve devamlı bir şekilde damlalar halinde bitki kök bölgesine uygulanmasıdır. Su toprak yüzeyindeki bir noktaya borular üzerinde bulunan damlatıcılar sayesinde uygulanır. Bu damlatıcılar da e, yüzey resimlerde görüldüğü gibi e, borunun içinde ve dışında olmak üzere iki çeşittir. Inline ve online damlatıcılar olarak adlandırılır. Peki damla sulama sisteminin avantajları neler? Damlama, damla sulama sistemi verim ve kaliteyi arttırır. Birim alanda sulama suyu ihtiyacı daha azdır. Besin maddeleri yani gübreyi bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman da sulama suyuyla birlikte bitki kök bölgelerinin geliştiği ortama istediğimiz zaman verebiliriz. Sulama işçiliği düşüktür. Yani sistemi bir defa kurduktan sonra bundan sonraki işçiliğiniz sadece vanaları ayarlamak ve pompanın şarteline basıp kapatmak. Bitkilerin toprak üstü organlarını ıslatmadığından bitki hastalık ve zararların gelişmesini önler. Yabancı ot kontrolünü sağlar. Arazinin sadece bir kısmı sulandığından, diğer kısımlar ıslanmadığından o bölgelerde yabancı otun çıkmasını engeller ve arazinin gene yalnızca bir bölümü ıslatıldığı için daha az su uygulamamızı sağlar. Su arttırımı yüksektir. Yani e, su kaynaklarının sınır, sınırlı olduğu yerlerde geniş alanları bu sistemle sulayabiliriz. Toprağın ıslatılan bölgesi bitki tarafından gölgelendiğinden toprak yüzeyinden buharlaşmayla su kaybı daha az olur. Bu da bitkinin su tüketimini azaltır. Bitki sıraları da ıslatılmayan kuru alanlar kaldığı için sulama sırasında tarımsal faaliyetlere bu kuru alanlarda devam edebiliriz. Toprakta bulunan tuzlar Sulama şeridinin çeperine doğru suyla beraber itileceğinden tuzlu topraklarda bile bu sulama sistemini kullanabiliriz. Ve buharlaşma ve derine süzülme kayıpları daha az olur. Yüze yakış kayıpları olmaz. Su uygulama randımanı bu sebepten çok yüksektir. Peki dezavantajları neler? Damla sulamanın en büyük dezavantajı maliyetinin yüksek olması ve damlatıcı borularında yaşanan tıkanıklar. Başka bir dezavantajı yok. Bir de e, çiftçilerden duyduğumuz yabani hayvanlar e, borulara zarar veriyormuş. Bir de o şekilde bir dezavantajı var. Burada da sulama sistemlerinin randıman olarak karşı, e, karşılaştırılmasını görüyoruz. Yani randıman az önce de açıklamıştım. Tarlaya verdiğimiz suyun ne kadarı bitki tarafından kullanılabiliyor. Yani biz tarlaya salma sulamada 100 ton su verdiğimiz zaman bunun yaklaşık 60 tonu bitki tarafından kullanılıyor. Geriye verdiğimiz 40 ton boşa gidiyor. Bu şekilde karşılaştırma yaptığımızda damla sulamada, yüzey damla sulamada tarlaya 100 ton su verdiğimizde bunun 90 tonu bitki tarafından kullanılıyor. 10 tonu sadece 10 tonu boşa gidiyor. Bu da sulama sistemlerinin çalışabileceği maksimum eğimi gösteriyor yüzey sulama sistemleri %1 maksimum %1 eğimde kullanılabilecekken karık sulama sistemi %2 ile %6, yağmurlama sulama sistemi %20, damla sulama sistemi ise %60'a kadar eğimde kullanılabiliyor. Bu da damla sulama sisteminin genel bir görünüşü. Pompa ve su kaynağı, pompa, filtreler ve Ana borular, manifold borularla damlatıcı borularına su aktarılarak e, bitkiye veriliyor. Damla sulama sisteminin kurulumunda ise bize e, gerekli olan bilgiler, bunları bilemezsek e, sulama sulama sistemimizi tam verimli bir şekilde kuramayız. Bunlardan ilki arazinin durumu, yani sistemin kurulacağı arazinin yeri, konumu, eğimi, bunları bilmemiz gerekir. Su kaynağını su kaynağının özelliklerini bilmemiz gerekir. Bunlar neler? İşte su kaynağının bulunduğu bölge, tarlanın neresinde ya da tarlanın dışında mı, içinde mi? Su kaynağının türü, yani yeraltı suyu mu yoksa dere, göl gibi yüzey suları mı? Bunlar da bize filtre seçiminde Filtre seçimine karar vermemizde etkili oluyor. Suyun kalitesi sulamaya uygun mu? ve içerisinde ne tür kimyasallar var suyun? Damlatıcıları bu kimyasallar tıkar mı, tıkamaz mı? Bunun için su analizi yapıp e, suyun kalitesini bilmemiz gerekiyor ve su kaynağının debisi. Su kaynağının debisi de e, elimizde ne kadar suyumuz var ve bu suyla ne kadar alanı sulayabiliriz? Kaç defa da sulayabiliriz? Bunların e, bunlara karar vermemizde önemli bir etken. Toprağın fiziksel yapısı, toprağın fiziksel yapısı damla sulamada çok önemli. Yani toprağın infiltrasyon hızı ne? Bu çok önemli. Çünkü toprağa verdiğimiz suyu toprak ne kadar sürede emebiliyor? Bu bize e, damlatıcı borusunun özelliklerini seçmemizde yol gösteriyor. Yani debi damlatıcı sulama debis suyunun debisi, damlatıcı aralıkları bunlara karar verirken toprağın fiziksel özelliklerine bakıyoruz. Bunun için toprağa e, toprak analizi yaptırmamız gerekiyor. Bu analiz de gübre analizi olarak değil, toprağın fiziksel özelliklerine bakan analizi yaptırmamız lazım. Toprağın işte e, kim fiziksel özellikleri kumlu mu, siltli mi, yoksa kirli toprak mı e, ve infiltrasyon hızı ne kadar bunları bilmemiz gerekiyor bitki türüyle sıra arası ve sıra üzeri mesafe. Bu da sistemi kurduğumuzda e, proje dizaynını yaparken e, damlatıcı aralıkları ne kadar mesafede olacak? E, damlatıcı borularını ne kadar aralıklarla döşeceğiz? Bunlara karar vermemiz de önemli. Filtre seçiminde ise nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu e, buna hidrosiklon filtre diyoruz. Bu e, su kaynağından gelen su ilk olarak bu filtreye geliyor. Bu filtre e, suyu içinde döndürerek sudan daha ağır olan kum, sil, silt, mil, çakıl gibi e, cisimleri yerçekimi etkisiyle sudan ayırıyor. Bu da elek filtre. Bu genelde çok fazla kullanılmıyor. Kirli eğer su kaynağımız çok kirliyse ve içerisinde yaprak, yosun gibi e, pislikler varsa Bunları temizlemek için disk filtreden önce elek filtreyi kullanabiliriz. Ve disk filtre, damlama sulama sisteminde olmazsa olmaz ve ana filtre sistemi disk filtredir. Bu sistemin en son ve en hassas filtre ekipmanıdır. Suyudan daha ağır, daha hafif bütün partiküller, bütün pislikler bu filtrede ayıklanır. Damla sulama sisteminde disk filtrenin mikron aralığı yaklaşık 100-130 arasında olması gerekir. Ve disk filtrenin de kendi arasında çeşitleri var. Bunlar manuel, yarı otomatik ve tam otomatik filtreler. Manuel filtrelerde filtreyi temizlemek için kendimiz elle söküp filtreyi temizleyip güzelce tekrar yerine takmamız gerekiyor. Yara yarı otomatik filtrelerde de Filtre kendi kendisini temizliyor ancak bunu temiz bunu işlemi yapması için onun tetiklenmesi gerekiyor. Tam otomatik filtre ise e, filtreye giren suyun ve çıkan suyun arasında oluşan basınç farklılığına göre veya bizim belirlediğimiz zaman aralığında filtreyi kendi kendine otomatik olarak temizliyor. Bu temizleme işlemleri otomatik filtrelerde sulama devam ederken meydana gelebiliyor yani sulamayı o aralıkta kesmemiz gerekmiyor. Peki filtre seçiminde neye dikkat edeceğiz? Su kaynağımız kirliyse veya büyük alanları suluyorsak otomatik filtreyi tercih etmemiz lazım. Böylece sistem filtre kendini otomatik olarak sürekli temizleyeceği için sistem tıkanmayacak ve sistemin tıkanmasından meydana gelen verim kayıpları az olacak. işçilikten de tasarruf sağlanmış olacak. Su kaynağımız temizse ve daha küçük alanları suluyorsak e, sistemin maliyetini düşürmek için manuel ya da yarı otomatik filtreleri tercih edebiliriz. Bunlar da filtrelerin çeşitleri tam otomatik, yarı otomatik ve manuel filtreler. Lateral boru tipinin seçiminde nelere dikkat etmemiz lazım? Yani lateral boru dediğimiz e, damlatıcıların bulunduğu o ince borular. Bunlar için toprağın yapısını bilmemiz lazım. Az önce bahsettiğimiz gibi infiltrasyon özel, infiltrasyon hızı ve toprağın fiziksel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bitkinin özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Su ihtiyacı, işte ekim sıklığı, sıra arası gibi özelliklerini bitkinin bilmemiz gerekiyor. Tarlanın büyüklüğünü bilmemiz lazım. Bu da bize boru çapını seçerken ve çekme mesafesini ayarlarken yardımcı oluyor. Ve damlatıcının debisi ve damlatıcı aralığını, damlatıcının debisi ve damlatıcı aralığı çekme mesafesinde özellikle etkili oluyor. Şimdi damlatıcının debisi düştükçe çekme mesafesi artıyor. Aynı şekilde damlatıcı borusunun çapı büyüdükçe de çekme mesafesi artıyor. Çekme mesafesinin uzun olması bize araya koyduğumuz manifold borular dediğimiz araya koyulan o boruların daha az kullanılmasını sağlayabilir. Bu da bizim sistem kurulumundaki maliyetimizi düşürür. Damla sulama sisteminde işçiliğin az olduğunu hep söylemiştik. Bu şekilde bir sistemimiz varsa bir traktör şoförü ve iki işçi ile bir günde 300 dekar alana damla sulama borusu döşenebilir. Bu boru döşendikten sonra ve sistemin kurulumu yapıldıktan sonra bundan sonra bizim sulama işçiliğimiz sadece hatlar arasındaki vanaları açıp kapatmak ve pompamızın şarteline basmak olarak kalacaktır. Bunlar da az önce bahsettiğimiz çekme mesafesini ile ilgili farklı firma firmaların etiketlerinde yer alan kendi özel kendi ürettikleri boruların çekme mesafeleri. Bu çekme mesafelerini iyi ayarlamak çok önemli. Bunun için de aldığımız boruyu aldığımız firmalardan Boruyu ne kadar uzunlukta çekebileceğimize dair bilgi almamız gerekiyor. Ve çekme mesafelerini buna göre ayarlamamız gerekiyor. İşte Çekme mesafesinde ne gibi hata yapıyoruz? E, kullandığımız borunun özelliklerini bilmeden çekme mesafesini kafamıza göre olduğundan çok veya az yapıyoruz. Bunun ne gibi zararı var? Çekme mesafesi çok yapılırsa... E, Tarlanın başı ve sonuna eşit miktarda su gitmez. Bu da tarla üzerinde dal, bitkilerin dalgalı bir şekilde görünmesine sebep olur ve bu dalgalı görünümde bitkilerin tam olarak, eşit olarak sulanmadığını gösterir. Bu bize verim kaybı yaşamamıza sebep olur. Çekme mesafesi az olursa nasıl bir sıkıntı olur? E, çekme mesafesi az olursa sistem, sisteme giren suyu damlatıcılar tamamını Tarlaya boşaltamazlar. Bunun sebebinde de damlat basın sistemin basıncı yükselir. Damlatıcılarımız, pompa, filtreler ve diğer sistemin diğer ekipmanları yüksek basınçtan dolayı zarar görür. Bu da bizim maliyetimizi arttırır. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? Az önce örneklerde de gösterdiğimiz gibi damlatıcı borularını aldığımız firmalardan çekme mesafesinin maksimum ne kadar olabileceğini öğrenip, sistem kurulumunda çekme mesafesini buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bu da damla sulama sisteminde oluşan hatalardan birisi. Toprağın özelliklerine göre boru seçilmediği için yüze yakışı meydana geliyor. Damla sulama sisteminde yüze yakışı istenilen bir şey değildir. Suyun direkt toprak tarafından emilmesi istenir. Bunun içinde e, arazimizin özelliklerine uygun boru seçmemiz gerekir. Bu da gene boru alırken, bu da bir firmanın e, borusun üzerinde bulunan etiket, yani burada debisi ve aralığı e, damlat, damlatıcı borusun debisi ve e, damlatıcı aralığı gösteriliyor. Aynı zamanda sistemin kaç bar basınçla çalışması gerektiği gösteriliyor. Bu önemli. E, bu boru da maksimum verim al almak için sistemi e, burada etikette gösterilen basınçta çal çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için de e, pompalarda, o sulama sisteminin ilk ekipmanlarının olduğu pompalarda basınç göstergeleri var. O basınç göstergelerini kontrol ederek sistemin kaç bar basınçta çalıştığını bilip ona göre sistemimizi kurmamız gerekiyor. Peki sistemi kurduk. ...ne kadar alanı sulayabiliriz? Burada bununla ilgili bir formül var. Bu formül... E, ...debi... ...yani kuyumuzun... ...ton cinsinden debisi... E, ...bölü damlatıcının debisi... ...çarpı damlatıcı aralığı... ...yani e, damlatıcı borusu üzerindeki... ...iki damlatıcının aralığı ne kadar? Bunu metre olarak alıyoruz ve sıra arası. Buradaki sıra arası bitkinin sıra arası değil damlatıcı borularının sıra arası. Yani iki damlatıcı boru arasındaki mesafeyi baz alıyoruz buradaki hesapta. Buna göre örnek bir hesaplama yaptığımızda mesela kuyumuzun debisi 70 tonsa damlatıcı debimiz 1.6 litre ise ve damlatıcı aralığımız 30 santim ise ve iki boru arasındaki mesafe 1.4 metre ise bu 1.4 metreyi de mısır bitkisi genelde 70 cm aralıklı ekilir ve mısır bitkisinde damla sulama yapılırken e, her sıraya boru genelde koyulmaz bir boş bir dolu şeklinde boru döşenir o yüzden bunu 1.4 metre olarak aldık hesapladığımızda bu şekilde bir sistemimiz varsa biz bu sistemle maksimum 18 dekar alanı tek seferde sulayabiliriz yani bizim biz 18 dekardan fazla alanı sulamaya kalkarsak, bu şekilde bir sistemimiz varsa, verimli bir sulama yapamayız ve damla sulama sistemi başarısız olur. Verim düşüklüğüne sebep olur. İşte alan hesabında yapılan hatalar, az önce bahsettiğim gibi, tek seferde sulayacağımız maksimum alanı sulamamız gerekir. Bundan daha fazla alanı sulamaya kalkarsak, bu şekilde tarlamıza tam olarak, su veremeyeceğimizden verim kayıplarına sebep olabiliriz. Bunun için de kullandığımız malzemenin özelliklerini, yani damlatıcı borusunun özelliklerini, kuyumuzun debisini ve yetiştirdiğimiz bitkiyle tarlanın özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve e, yani çevremizden duyduğumuz, duyduğumuza göre değil de kendi kullandığımız malzemelerin arazinin ve yetiştirdiğimiz bitkinin özelliklerine göre sistemi kurmamız lazım. Yani her sistem aynı olmaz. Bizim başkasının kurduğu sistem bizde çalışmaz. Her sistem kendisine has özellikte olması gerekir. Peki sistemimizi kurduk. Ne kadar aralıklarla sulama yapacağız? Burada e, bununla ilgili bir yani mantık mantıken basit bir hesaplama var. 70 santim sıra arasında dikilen mısırda 1.6 litre debili 30 santim damlatıcı arası olan damlama borusu kullanırsak bir dekar alanda 2.330 tane damlatıcımız olur toplamda. Her bir damlatıcı da saatte 1.6 litre su akıttığına göre bunu 2.330 da çarparsak 3.7 ton yani. Sistemi 1 saat çalıştırırsak biz 1 dekar alana 3.7 ton su vermiş oluruz. Mısırın da en yoğun su ihtiyacı olduğu dönemde dekara yaklaşık 7.5-8 ton su ihtiyacı vardır. Bu durumda günde 2 saat sulama yaparsak mısırın bir günlük su ihtiyacını karşılamış oluruz. Yani günde 2 saat sularsak yaklaşık 7.5-8 tona yakın bir su vermiş oluruz. Bu da mısırın bir günlük su ihtiyacıdır. Tek seferde 8-9 saat sularsak dekara yaklaşık 32 ton su vermiş oluruz. Bu da mısırın 4 günlük su ihtiyacına karşılık gelir. Yani gündük bu şekilde bir sistemimiz varsa ve günlük 8-9 saat sulama yaparsak mısırı 4 günde bir sulama yapmamız gerekir. Peki hangi aralıklarla sulama yapacağız? Sulama aralığı mümkün olduğunca kısa tutulması gerekir. Aslında en verimli olanı, en ideal olanı her gün 2 saat su vererek mısırın günlük su ihtiyacını karşılamaktır. Ancak pratikte çok mümkün değil. Bu sebeple 4 ya da 7 gün aralığında sürekli sulama yapmamız gerekir. Bu aralığı damla sulama sisteminde çok fazla açmamak lazım. Damla sulama sistemiyle e, gübreleme nasıl oluyor? Şimdi damla sulama sisteminin en, en önemli avantajlarından birisi e, gübreler sulama suyuyla birlikte gübreyi verdiğimizden bitkinin ihtiyacı olan dönemde ihtiyacı olan gübreyi verebiliyoruz. Bu da enerji ve iş gücü kazanımını sağlıyor. Aynı şekilde daha az gübre ve daha az su kullanmamıza kullanmamızı sağlıyor. Peki nasıl bir gübreleme yapmamız gerekiyor? Şimdi damla sulama sisteminde verilecek olan gübre miktarını bölerek bir dolu bir boş şeklinde vermemiz gerekiyor ve püskül çıkartana kadar gübrelemeyi, bitkinin ihtiyacı olan gübreyi suyla beraber vermemiz gerekiyor. Bunlar da damla sulama sistemiyle kullanılabilecek gübreler. Damla sulama sistemine uygun olan gübreler. Tabi burada her gün yeni bir çeşit gübre çıktığı için bu listeye yeni çeşitler, yeni gübreler eklenebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.